Kanal 25 ekranlarından hepinizi iyi haftalar sevgili izleyiciler. Günlerden Pazartesi ve Erzurum Gündemi programıyla karşınızdayız. Çok değerli bir konuğumuz var. Daha doğrusu partnerim, sevgili hukukçu kardeşimiz Avukat Erhan Topçu. Bizlerle birlikte Erhan, hoş geldin, merhaba. Hoş bulduk, hoş bulduk. Uzun bir aradan sonra sizlerle birlikte olmak bize mutluluk veriyor. Evet, teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyiciler, yeni bir haftaya girdik. Tabii Türkiye'de şu anda gündem İstanbul'da başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde yağan etkili kar yağışıydı. Peki Erzurum'da neler oluyor? Erzurum'da malum dün Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kongresi vardı. Yine AK Parti'de il başkanlığına atanan Mehmet Emin Öz'ün yönetim listesi merakla bekleniyor. Ayrıca yine dün moralimizi bozan bir başka gelişme, bir Ulusal Spor gazetesinde EYOF'la ilgili iddialar vardı. Bunda da tabii ki üzüntü verici iddialar bunlar. O da Şubat ayında yapılması beklenen EYOF'un Erzurum'dan alınacağı iddiaları vardı ve bu konuda Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerinden veya EYOF koordinatörlüğünden bir açıklama yapılmasını beklerdik. Ama şu dakikaya, şu saate kadar maalesef yetkililer hiçbir açıklama yapmadı. Bu iddiaların aslı var mı yok mu? Tabii ki bunun nedenlerini onlar çok çok iyi bilirler. Ama dediğim gibi şu ana kadar herhangi bir açıklama gelmedi. 213-1520 canlı telefon hattımız, bu numaradan bizlere ulaşıp programımıza katılabilirsiniz. Hukuk bölümümüzde bu hafta boşanmaları konuşacağız. Sevgili hukukçu kardeşimiz Avukat Erhan Topçu bizleri aydınlatacak. Yine ayrıca diğer programlarda, her programda başka hukuksal anlamda vatandaşların mağduriyetleri, sıkıntıları, sorunları varsa yine sevgili arkadaşımız Erhan Topçu buradan gerekli bilgileri verecek ve program sonunda da gerekirse yüz yüze görüşme de sağlayabilecek. 213-1520 telefon hattımız, www.kanal25.com.tr internet adresimiz. Bu sitemizden de yine programımızı canlı olarak izleyebileceksiniz. Evet, EYOF'la ilgili sevgili Erhan, önce bir kısa bir açıklama yapmak istiyorum müsaaden olursa. Tabii ki, tabii ki. Erzurum için çok çok önemli bir organizasyon EYOF. Ama maalesef EYOF öncesi son günlerde biraz tanıtım bazında hata geçildi. Ancak dün evet, bir Ulusal Spor gazetesinde EYOF'un Türkiye'den, Erzurum'dan alınacağı, bu büyük organizasyonun iptal edileceği yazılmıştı. Tabii bu konuda gerekli merciler mutlaka ki bu haberi duymuşturlar. Evet. Tabii gerekçe terör olayları zannınca malum son olarak Türkiye'de İstanbul, İzmir bu gibi yerlerde terör olaylarının ardından dünyanın gözü Türkiye'nin üzerinde. Turizm anlamında çok ciddi sıkıntılar çekiyoruz bu sıralar. EYOF'un alınması demek Erzurum adına ve Türkiye adına çok çok büyük bir utanç verici kara leke. Puan düşüklüğü demek. Evet. Turizm evet, anlamında ciddi sıkıntılar demek. Tabii Erzurum'da terör yok. Dolayısıyla Erzurum huzurlu, rahat, teröre asla geçit vermeyen bir İl. Ancak eğer ki EYOF alınırsa burada çok çok ciddi sıkıntılar yaşarız. Çünkü 40 milyonluk bir bütçe, hazırlıklar yapılmış, ekipler kurulmuş, ihaleler yapılmış. Ve terör, en önemlisi terör amacına ulaşmış olacak. Yani evet. Fakat burada EYOF'u düzenleyen uluslararası organizasyon maalesef önümüzdeki günlerde yine toplanıp iptal kararını açıklayacağı iddia ediliyor. Bu çok önemli bir iddia. Ama Erzurum'da yaprak kıpırdamıyor. Yetkililerden herhangi bir açıklama yok. Bugün sabah sosyal medyada bir şube müdürü işte EYOF'da Erzurum patlama yapacak diyor ama o şube müdürünün de herhalde gelişmelerden haberi yok. Evet, dolayısıyla evet, böyle karmaşık, çelişkili, ne yaptığımızı bilmediğimiz bir atmosferdeyiz. Turizm anlamında dediğim gibi çok çok önemli bir organizasyon. Gençlik oyunları adı altında çünkü bu. Ve kaç ülkeden sporcular gelecek? Kış turizmi,
Erzurum için çok çok önemli ama yani evet, aslında şöyle değerlendirebiliriz olayı. Küresel güçlerin Türkiye üzerindeki oyunlarının fiiliyata dönüşmesi olarak değerlendirebiliriz. Her şeyden önce şundan bahsedelim. Son dönemlerde meydana gelen patlamalar ve suikastlerde hayatını kaybeden şehitlerimizin, sivilleri de şehit olarak ben algılıyorum bu patlamalarda. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor. Yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Evet, son dönemlerde küresel bir oyun oynanıyordu Türkiye üzerinde ve Orta Doğu'da birçok ülkenin sınırlarını değiştirmek istiyorlardı. Amerika'nın bu oyunu tutmayınca, Türkiye bu oyunu bozunca, Türkiye'nin üzerine gerek siyasal, gerek sosyal, gerek spor, her alanda saldırmaya başladılar. Aslında bu EYOF da bu kapsamda değerlendirildiğinde bu saldırının psikolojik, asimetrik psikolojik saldırının bir neticesi olarak değerlendirmek gerekir. Vallahi onu bilmem abi. Eğer ülkemiz adına, ilimiz adına vatan hainliği yapanların Allah belasını versin diyorum. Tabii ki. Tabii ki. FETÖ'cü, işte FETÖ ile ilişkisi olanların Allah bin türlü belasını versin. Yani cennet bir vatan, cennet bir ülke, taşı toprağı altın bir ülke. Türkiye'de yani bugün şöyle söyleyeyim, nereye gidersen git her tarafta bir hoşluk görüyorsun. Her tarafta bir memnuniyet görüyorsun. Tarihi bir ülke. Yani doya doya bir gittiğin yere bir kez daha gitmek istediğin bir ülke. Şimdi vatandaşlıkta ayrımcılık yapılmaya çalışılıyor. Ya bu vatan hepimizin. Yani ya ölüm var abi ya. Bırak hadi padişah olsan, sultan olsan ne olur abi? Ya sonuçta yani hepimiz ölüp gitmeyeceğiz mi? Kime ne faydamız olacak o zaman? Yani bugün 15 Temmuz darbe girişimi ne oldu? Kime fayda sağladı? Kime ne fayda getirdi? Lanet olsun senin darbe... Bu bahsettiğimiz ülkeler haricinde küresel güçlerden bahsediyorum. Onların haricinde kime fayda sağladı bu 15 Temmuz? Sizin de dediğiniz gibi Rabbim bunların mekanlarının tamamının mekanını cehennem eylesin. Çünkü ülkemize bu kadar zarar vermek kimsenin haddine değil. Yani söz konusu dönemlerde 2002 ve 2010 yılları arasında bir takım tavizler verilmiş olabilir. Tıpkı terör örgütü PKK'ya verildiği gibi sırf toplum adına barış sağlanması amacıyla, ancak bunlar kötüye yordu, kötüye kullandı ve küresel güçlerin buradaki taşeronluklarını yaptılar. Rabbim izin vermediği gibi bu millet de önlerine bir set olarak çıktı ve hepsini tertemiz etti. Türkiye Cumhuriyeti'ni tertemiz etti. Umarız bundan sonra da toplumsal barış sağlanır ve FETÖ'cü teröristler bu ülkede hiçbir kamu kurumunda kalmayacak şekle getirilir ve bu hainliklerin önüne geçilir. Zaten şunu da biliyoruz. Son 30-35 yıldır terör örgütü PKK başımıza belaydı. Evet. Tek başına bakıyoruz, dünyanın en büyük ikinci ordusuna sahibiz. Ancak orada 3-5 tane çapulcuyu Kandil'den temizleyemiyoruz. Şimdi yıllardır ben haberleri seyrediyorum, dağlara taşlara bomba atıyoruz. İzlerken garip bir durum. Ya diyorum, bu görüntüleri bize gösteriyorlar ama şimdi boş dağlara bombalar, yok işte askerler indiriliyor vesaire filan. Kandil'de bunların yuvaları belli. Hakkari'de, Yüksekova'da, Şırnak'ta vesaire bunların kaldığı yerler belli. Niye boş dağları bombalıyoruz? Meğerse sebebi 15 Temmuz'da ortaya çıktı. Aynen, katılıyorum sana. Tabii ki bir an önce bu terör belasından kurtulmamız gerekiyor. Bir de şu da var. Aslında Türkiye çok ciddi hamleler yaptı. Türkiye artık dünyanın sayılı ülkelerinden biri haline geldi. Tabii dış güçler, bazı mihraklar Türkiye'nin gelişmesini, büyümesini istemiyorlar. Türkiye bizim emrimiz altında olsun. Çünkü geçmiş
tarihe bakalım. Taşeron devletliğimizi yapsa. Yani evet. Bakalım işte. Gidip, jandarma devlet. Başbakanı gidip karşıda evet. El pençe divan duran başbakanlar vardı. O dış mihraklara karşı. Şimdi adam gitmiş Pensilvanya'da, şatoda veya malikanede ne zıkkımsa orada duygu, dini duygularla insanları istismar ederek abi öyle paralar konuşuluyor ki. Yani geçen yine bir fotoğraf gördüm. Yine FETÖ'cü bir şansın bavulundan çıkan dolarları gördüm. Ya böyle bir şey yok abi ya. Ya buna İslamiyet'e alet ediyorsun. Dini duyguları alet ediyorsun. İnsanlara vaazlar veriyorsun. İnsanları yönlendiriyorsun. Ağlatıyorsun. Kendin ağlayıp zırlıyorsun. Sonuç vatana, ülkeye, millete ihanet. Böyle bir şey yok. Tabii bu EYF konusunda sevgili izleyiciler inşallah müjdeli haber gelir. Yetkililer de biraz olsun yerlerinden kıpırdar da yani ne oluyor, ne bitiyor diye açıklama yapar ve kamuoyunu aydınlatırlar. Geçelim siyasete. Siyasette malum Adalet ve Kalkınma Partisi'nde Fatih Yeşilyurt'un istifasının ardından Mehmet Emin Öz il başkanlığı görevine atandı. Başbakan Binali Yıldırım tarafından 30'a yakın aday vardı. Tabii temayüller, incelemeler, araştırmalar sonuçta Mehmet Emin Öz de karar kırıldı ve Mehmet Emin Öz de mazbatasını aldıktan sonra hemen kolları sıvadı ve yeni yönetimi oluşturmaya başladı. Tabii başkanın işi çok zor. Çünkü düşünün ki bir bakan 4 milletvekili, belediye başkanları, partideki sözü geçen insanlar tabii hepsi 10'ar tane isim verse işte başkanın geçen gün binlerce aday var. Diyor ki 500 kişi sırada. Yani bu 500 kişinin içinde 50 kişi nasıl bir yönetim oluşacak? Ben de çok merak ediyorum. Yönetim evet başkan ipuçlarını verdi. 10'a yakın bayan olacağı. Ayrıca yine 30 yaş altı gençlerin de yine bolca olduğu bir yönetim düşünüyormuş Sayın Başkan ve yedekleriyle beraber o 100 kişilik ekibi tamamıyla çalışacağını belirtmiş. Çalışmaktan kastı şu, bir il başkanının yapması gereken şeyleri yapacak. Bürokrasiyi denetleyecek. İş takibi yapılacak, raporlar hazırlanacak, ilgili yerlere o raporlar sunulacak. Yani öyle. Ben yönetim kurulu üyesiyim. Gideyim partide oturayım, sıcak çayım gelsin. İşte vatandaş gelsin, notumu alayım, vatandaş gittikten sonra notu atayım, bırakayım değil. Takipçilik iş anlamında. Kapı açık olacak. Kimin ne sorunu, ne sıkıntısı varsa çözmeye çalışacak. Böyle bir yönetim. Tabii bunu biz de arzuluyoruz. İnşallah. Evet, bundan önceki başkanlarımıza, öncelikle şunu söyleyeyim ben Mehmet Emin Öz'e yeni görevinde başarılar diliyoruz. Özellikle 15 Temmuz sürecinden sonra ki bu zor dönemde Erzurum İl Başkanlığı'nı yapacak olması da onun için ayrı bir şeref. Evet. Kendisini kutluyoruz buradan. Ama umarız bundan önceki başkanların söylemi gibi sadece söylemde kalmasın, artık bazı şeyler eyleme dönüşsün. Aynen. Talebimiz, isteğimiz bu yönde. Tabii ki bürokrasi takip edilsin ama iş takibi olmasın. Az önce iş takibinden bahsettik ama iş takibini iş adamlarına bırakalım. İş takibi derken? Bürokrasi, evet. Parantez açalım. Evet. İş takibi derken yani şimdi senin bir sorunun var. Evet. Gittim yönetim kuruluna, orada bir üye, nöbetçi yönetici. Evet. Dedim ki ya benim şu sorunumun giderilmesini istiyorum. Evet. İş takibi derken ben onu dedim. Yani anladım. Kimse, anladım. Kendi rampı anladım. İçin. Tabii ki. Tabii ki. Koşayım. Onu ya, öyle İsteğimiz, şey dileğimiz budur. Evet. Yani bundan önceki dönemlerde tabii ki biz demiyoruz ki işte ihalelere girildi, şöyle oldu, böyle oldu. Onları iş adamlarına bırakmak lazım. Biz siyasetle uğraşmamız lazım. İşte iş takipleri, ihaleler vesaire, yolsuzluklar. Tabii ki Erzurum'da bu görülmedi Allah'a şükür. Ama mesela bir Ankara'da Çankaya Belediyesi'ndeki o yolsuzluklar, ihaleleri vesaire, ihalelere fesat karıştırma vesaire, bu tarz olayları sıkça gördük. Bunları Erzurum'da istemiyoruz. Bu nedenle Mehmet Emin Öz'ün işi biraz zor. Umarız bundan sonraki dönemde Erzurum'a faydalı
olması dilekleriyle buradan tekrar kutluyoruz kendisi. Evet, biz de başarılar diliyoruz. Tabii Erzurum'un en büyük sıkıntısı bana göre denetim mekanizması yeterli derecede çalışmıyor. Yani bürokrasi de bu konuda çok rahat. Evet. Vatandaş ayrı bir sıkıntıda. Şimdi sen avukatsın, hukukçusun. Ben sana bir soru soracağım. Büyük marketlere Erzurum'da büyük marketlere gidip alışveriş yapıyoruz değil mi? Evet. Şimdi büyük marketlerde geçen bir arkadaşım şöyle... Aslında bu küresel bir problem. Mahalle bakkallarını ortadan kaldırıyor çünkü. Büyük bir firmanın bir gıda firmasında çocuk pazarlamacı. Diyor ki markete gidiyoruz. Markete diyoruz ki şu bizim ürünümüzü rafa koyup satın. Market, büyük marketin sahibi veya yöneticisi de diyor ki kardeşim 100 bin lira veya 150 bin lira alırım. Stand parası şirket, olarak. Şirket bunu kabul etmiyor. Diyor ki sen benim rafımı, malımı rafa koy sat kardeşim, karın nedir? %10'la satmak zorunda değil mi? Evet. Şimdi örnek veriyorum. Bir süt. Süt ne kadar? Örnek işte dışarıda kilosu açık sütün 1.8 değil mi? Evet. 1 lira 80 kuruş. Firma getiriyor, rafa koyuyor. Patron ne yapıyor? Büyük mağazanın sahibi, büyük marketin sahibi. Diyor ki ben o 100-150 bini alamıyorum. Ama ne yapayım? Bunu ben rafa yansıtayım. Nasıl yansıtayım? 1.90'a veriyor sana sütü fabrika. Diyor ki bunu 1.90 sen de 2'den sat. Ama ne yapıyor? O 2.5'tan 2.90'dan satıyor. Yani kar marjını çok yükseltiyor. O tazminat veya ne denir ona? Ek gelir. Bankalardaki bileşik faiz gibi diyelim. Aynen. Bu sefer kimden çıkıyor? Bu vatandaştan çıkıyor. Aynen. Aynen öyle. İşte denetim mekanizmasının olmadığı bir yerde, evet, marketlerde de bugün ya arkadaş bir manavda, bak bir manavda 4 lira Charleston biber, manavda 4 lira. Büyük markette 7.90. Evet. Peki bunu kim denetleyecek? Evet, burada il ticaret müdürlüklerine büyük görevler düşüyor. Bahsettiğiniz gibi aslında bu sadece Erzurum'a has bir sorun değil, küresel bir sorun. Evet. Dünyanın sorunu diyelim, Türkiye'mizin sorunu ve yerel bazda da Erzurum'un problemi. Tabii ki bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Kim geçecek? İl Ticaret Müdürlüğü. Denetimlerini fazlaca yapması gerekir. Otokontrolünü uygulaması gerekir. Eğer denetim söz konusu olmazsa bu durumda tıpkı bankaların yapmış olduğu gibi bileşik faiz, faizin faizi. Bunlar rafa yansıtıldığı zaman da işte ana satıcının kendi kar payı, bir de ürünü getirenin kendi kar payı, bunlar kimin cebinden çıkıyor? Senin, yani benim, vatandaşın cebinden çıkıyor. Bunların önüne geçilmesi gerekiyor. Peki sadece sorunları ele almayalım. Öneride de bulunalım. Evet. Bunun çözümü nedir? Ona bakmamız gerekir. Büyük AVM'lerin şehir dışına taşınması gerekiyor. Büyük marketler şehir dışına taşınmadığı sürece bu durumda mahalle bakkalları zarar ettikleri için ortadan kalkacak. Ve bu küresel sermayeye yerel bazda da Erzurum sermayesine olumsuz etki yapacak. Çünkü burada kazanılan meblağ büyük AVM'lerin sahiplerine bakıldığı zaman Erzurum dışında İstanbul kökenli insanlar. Yani burada kazanılan meblağ onların cebine giriyor. Aynen. İstanbul'a gidiyor. Neden? Mahalle bakkalları kazanmış olsa, hani Cumhurbaşkanımız diyor ya, al ver ticarete can ver diye, Erzurum bazında alsak versek mahalle bakkallarından, işte biz bakkaldan alışveriş yapsak, bakkal taksiciye verse, taksici postaneye verse, postane bilmem nereye derken, o şekilde Erzurum ticareti canlanmış olacak. Ama büyük AVM'lerin sahipleri Erzurum'da olmadığından dolayı oradan alınan, yapılan alışverişlerin tamamı İstanbul'a aktarılıyor. Tamam. Bu nedenle mahalle bakkallarının canlandırılması amacıyla büyük AVM'lerin Erzurum dışına taşınması gerektiği konu, düşüncesindeyim. Konu konuyu açıyor da, Palerium'u sen şehir dışına taşıma şansın yok.
baştan yani, yapılması gerekirdi yani. Bunun. Şimdi orada dükkanlar söküldü. Eski dükkanları hatırlarsın. Evet, evet, büyük evet. bir şey dikildi. Alışveriş merkezi. Evet. Yani şimdi ha bir de işin bir başka boyutu ne? Hani denetim mekanizması diyoruz ya. Bugün AVM'lerde, mağazalarda veya o iş yerlerinde çalışan personellerle ilgili çok büyük ciddi sıkıntılar var. Evet. 600 liraya, 400 liraya, 900 liraya adam çalıştırılıyor. Personel çalıştırılıyor. Evet. Sigortasız, sigortasız kaçak işçi. Yani. Evet. Peki bunu kim denetleyecek abi? Tabii ki bunun devlet tarafından bir şekilde denetlenmesi gerekiyor. Çünkü şimdi aslına bakarsanız asgari ücretin miktarı arttığı sürece işveren de yanında sigortasız işçi çalıştırmak zorunda kalabiliyor. Yani bir taraftan tamam herkes haklı eyvallah asgari ücretin miktarını artıralım ancak öbür taraftan da işverene zarar vermeyelim. Şimdi işveren de 600 liraya eleman çalıştırmak varken 1500 lira bir kişiye veya 2000 lira bir kişiye vermesi kendisi açısından sıkıntı yaratabilir. Devlet müzakere, hükümet müzakere yaparken işçi ve işveren sendikalarıyla müzakere yaparken asgari ücret ilişkin olarak sadece işçiyi değil işvereni de düşünmesi gerekir. Yani olaya tarafsız bakmalıyız aslında. Biz sadece toplum olarak hep mazlumdan yanayız. Hayır, devlet tarafsız olmak zorunda. Biz mazlumdan yanayız. Kimden? İşçiden yanayız. İstiyoruz ki işçiye asgari ücret 5000 denilsin. Şimdi 5000 denildiği zaman bu sefer işveren ne yapacak? 10 kişi yerine 1 kişi çalıştırmak ben zorunda kalacak. Ya da sözünüzü balla kestim özür dilerim. Böyle kaçak işçi işte 400'e 500'e 600'e kaçak işçi çalıştırmaya başlayacak. Bunun önüne geçmek için hükümet işçi ve işveren sendikalarıyla yapmış olduğu müzakerelerde tarafsız davranmak zorunda ve uygun artışlar öngörmek zorundadır. Buyurun. Şimdi geçen fitre ne kadar verdin? Yani, 15 lira. Bu örneğin evet. O neye baz alınarak söyleniyor fitre fiyatı ne, kim belirliyor? Diyanet belirliyor. Değil evet, mi? Evet. Cumhurbaşkanlığı da bunu onaylıyor değil mi? Evet. Şimdi 15 lira bir insanın günlük gıda, karnını doyurma bedeli. Bir fitre. 4 kişilik bir ailesi. Şimdi 4 kişilik bir ailenin 15 TL nasıl karnını doyuracak ondan anlamıştınız. Evet. Değil mi? Evet. 60 çarpı 30 eşittir. Abi 1800 lira. Bak evet. Çıkan rakam. Evet. 1800 lira 4 kişinin bir aylık gıda parası. Evet. Peki bu ülkede asgari ücret ne kadar? 1300'lü 1400 4 lira. 1400'e çıktı. Evet. Nasıl geçineceksin abi sen? Doğru. İşveren diyorsun da bak işveren diyorsun da işveren bir kafeye gidiyorsun bir bardak çay 5 lira. Hiç mi yaşamasın bu vatandaş diyorsunuz haklısınız. Evet. Evet. Hesap ortada abi. Evet. Fitre 15 lira. 4 kişi. Hanımın sen iki de çocuğun 4 kişisin. Aylık ne yapıyor? 1800 lira. Asgari ücret ne kadar? 1400 lira o da yeni oldu. Tabii ki biz 1400'e şimdi yanlış anlaşılmasın. Yok, biz yok. 1400'e fazla demiyoruz. Evet. Belki bunun 3000, 4000 hayır, olması gerekir. Çalışan 600 liraya, 900 liraya eleman çalıştıranlar var ya. Evet, onun açısından evet, değil. Evet. Bir açlık sınırına bakmak lazım, bir de yoksulluk aynen, sınırına. Tabii, şimdi bu güzel. Bahsettiğimiz rakam 1400 TL açlık sınırı. Yoksulluk sınırı da 3000'in üzerinde. Yani toplumun geneline baktığınız zaman %90'ı yoksul bir ülkede yaşıyoruz. Tabii ki Avrupa Birliği standartlarına uygun hale getirilmesi gerekir. Maaşlar da o şekilde artırılması gerekir. Ama içinde bulunduğumuz konjonktür bunu şu an için gerektirmiyor. Çünkü gayri safi milli hasılamız belli. Küresel sermayenin bizim üzerimizdeki baskıları belli. Bizi terör belasıyla baş başa bırakmış ülkeler belli.
Gayri safi milli hasılamızın %50'sinden fazlasını teröre harcadığımız bir ülkeden bahsediyoruz. Aynen. Bugün bu terör bitsin, FETÖ olayıyla birlikte bugün Türkiye Cumhuriyeti Suriye'de ve Irak'ta varlığını iyice hissettirsin. Kandil'de bir tane terörist kalmayana dek savaşını sürdürsün ve terör belasından kurtulduktan sonra emin olun gayri safi milli hasılamız 1000 dolarlardan 5000 dolarlara, 10000 dolarlara çıkacaktır. Çünkü devlet bütçesinin yarısından fazlasını terör belasına harcıyor. Terör bittikten sonra ne olacak bu? Asgari ücret bu sefer 1500'den 3000'lere, 3500'lere, 4000'lere çıkacak. Diyorlar ki FETÖ'cüler, PKK'lıların doğrudan zararı yok sana bana. Al sana maaş olarak var. Dolaylı yollardan maaş olarak var. Onlar olmasa vatandaşlarımız ölmeyecek. Onlara harcanan %50 bütçe vatandaşın cebine girecek. Yol, köprü, asgari ücrette artış gibi sebeplerle vatandaşın cebine bir şekilde girecek. Anlatabiliyor muyum? Yani domino taşı gibi. Hepsi birbirini etkiliyor. Evet. Sevgili izleyiciler, dün Erzurum Büyükşehir Belediye Erzurum Spor'da kongre heyecanı vardı. Ali Demirhan 3. kez başkan olarak tekrar güven tazeledi ve Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde yapılan genel kurulda bir takım konuşmalar yapıldı, mesajlar verildi. Listeye bakıldı. Listelerde geçen yönetimden bazı isimleri göremedik. Malum eski Trabzonspor'un kulüp başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu yoktu. Yine Tuncay Atasever yok. Murat Aslan yok. Doktor Ozan Bey yine listede yok. Tabii listede bir takım değişikliklere gidilmiş. Tabii buna biz yorum yapmıyoruz. Başkan kendi çalışacağı ekibini kendisi belirler. Ancak işin hani tatlı kısmı vardır. Ayrılabilirsin, listenden çıkarabilirsin ama en azından o insanları kongreye davet ederek onlara birer plaketle teşekkür edebilirdiniz. Bu da olmadı. Gerçi daha önce programlarda yine söylemiştim. İstanbul kanadı vardı. İstanbul kanadında Süha Dengizek Başkan, Ahmet Ağırman yine güçlü bir isim. Suat Önal yine, Abi Şopikoğlu yine, Dündar Özbayraklar yine. Yani baktığımızda çok kaliteli isimler vardı ama şampiyonluk gecesinde adamları kapıda bile karşılamadılar. Öyle bir zihniyet oluşmuştu ki üzüntü verici bu. Çünkü onlar da Erzurumlu. Onların da kimliğinde Erzurum yazıyor. Onlar da maddi manevi bu kulübün yanında oldu. Onların da mutlaka emekleri vardır. İnsanlara böyle kolayca harcamak, bilmiyorum, hoş değil. Kazanmak zor ama kaybetmek çok kolay. Dolayısıyla onuru etme babında bir şeyler yapılabilirdi. Tabii kongre sonrasında Sayın Başkan'ın açıklamaları vardı. Özellikle altyapı konusunda açıklamalar yapmıştı. Evet, Büyükşehir Belediye Erzurumspor altyapısında çok cevher, pırıl pırıl gelecek vaat eden çocuklarımız var. Var ama değer bilen ki. Şimdi diyeceksiniz ki ne alaka? Büyükşehir Belediye Erzurumspor altyapısında bir U19 takımımız var ki sevgili izleyiciler, inanın maçlarını gidip bir izleyin. O yetenekli çocukları bir görün. Gurur duyacaksınız. Ama başkan çıkıp övüyor altyapıyı. Altyapımız şöyle U15, U16, U17, U18, U19. Başkan güzel, tamam. Övesin de. Bunları yapan belli. Taner Tugay, altyapı sorumlusu. Kulüp başkanı olarak kaç kez altyapının maçlarına gittim? Kaç kez o çocukları toplayıp da bir toplantı yaptım? Kaç kez o çocuklara bir yemek verdin de çocukları onur ettin? Veya seni de geçtik. Takımın teknik direktörü. Ya bir kez olsun git şu maçları izle şu çocukların ya. Ya dışarıdan 300-500 bin lira verip oyuncu alacağımıza kendi cevherlerimizden bir şeyler keşfedelim. Bakın Gençler Birliği yıllardır Türkiye'nin en kaliteli altyapısına sahip ve gözde bir kulüp. Peki biz ne yapıyoruz?
Yok abi. Biz habire para veriyoruz, dışarıdan transferler gerçekleştiriyoruz. Bizim altyapımızdaki oyuncuları kimler istiyor biliyor musunuz? Özür diliyorum. Çaykur Rizespor istiyor. Şanlıurfa Spor istiyor. Samsun Spor istiyor ama kendi evladımız Erzurum Spor istemiyor. Ya bu nasıl bir iştir arkadaşlar? Nasıl bir anlayıştır? Biz neye hizmet ediyoruz? Çaykur Rizespor gelmiş benim altyapıdaki oyuncumu benden istiyor. E biz kör müyüz abi? Biz niye sahip çıkmıyoruz? Evet konuşacak çok şeyler var ama fazla da değinmek istemiyorum. Yeni yönetime başarılar diliyorum. İkinci yarı önümüzdeki hafta malum start alacak. Dolayısıyla takıma da yürekten başarılar diliyoruz. İnşallah hedefimiz tabii ki şampiyonluk diyor sevgili başkan. Dolayısıyla Erzurum'un adını en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz. Takımımız sevgili Erhan gelelim hukuksal boyuta. Köşemizde bu arada evet. Şimdi malum Erzurum'da boşanma oranlarında bir artış söz konusu. Bir artış var. Artık bu geçimlenme kaynaklanıyor. Şiddetli geçimsizlik tabii birinci neden. Özellikle bu sosyal medya çıktıktan sonra daha boşanma farklı bir boyuta sayısı geldi. Arttı. Evet. Hukukçu gözüyle bu boşanmaları bize bir anlat bakalım. Ne oluyor? Evet, son dönemlerde aslında hiç olmadığı kadar Erzurum'da boşanma davalarına bakmaya başladık. Erzurum'un temel problemlerinden biri olmaya başladı boşanma konusu. Aslına bakarsanız sebeplerini artırarak devam ettirebiliriz. İşte şiddetli boşanma dersiniz, sosyal medya sosyal medyadan kaynaklı olarak boşanma davaları ayrı. İşte şiddet eğilimi vatandaşlarda arttı. Çünkü maddi yoksulluk beraberinde şiddeti getiriyor, söylemi getiriyor, küfürü, hakareti beraberinde getiriyor. Aslında az önceki domino taşı etkisi burada da söz konusu. Çünkü bir tanesi eksik olunca toplumun bütün katmanlarında problem yaratıyor. Boşanma davalarını bir el atalım isterseniz işin esasına, usulü ve esas yönden incelemeye başlayalım. Şöyle boşanma davalarını iki şekilde ele alabiliriz. Bu arada tabii ki soru sormak isteyen vatandaşlarımız olursa telefon numarası 213 15 20 telefonu hattından bize ulaşacaklar. Anlaşmalı boşanma ve nizalı boşanma olarak ikiye ayırabiliriz. Şimdi vatandaşlar diyor ki gelir gelmez avukat bey bizi bir hafta içerisinde boşa. Bu anlaşmalıya giriyor. Anlaşmalıdan kastımız ne? İşte vatandaş gelmiş diyor ki biz eşimle anlaştık. İşte şu hususlarda hangi hususlar? Maddi tazminat, manevi tazminat hususu, eşyaların paylaşımı hususu, mal varlığının paylaşımı hususu. Her konuda anlaşmış ancak bir tek çocuğun velayeti kısmında anlaşamamışlar. Diyor ki biz her konuda anlaştık. Sadece o husus var. Hemen boşanalım. Hayır. Anlaşmalı boşanmalarda tek bir husus dahi olsa her konuda anlaşılmış olması gerekiyor. Çocuğun velayeti konusunda da anlaşılmış olması gerekiyor ki anlaşmalı boşanma gerçekleşsin. Tek bir aralarında niza olması durumunda anlaşmalı değil, nizalı boşanma davası söz konusu olacak. Tabii ki diğer konularda artık mahkeme araştırma yapmayacak. Sadece anlaşılamayan hususta araştırmalarını gerçekleştirecek. Örneğin çocuğun velayetinden az önce bahsettik. Pedagog atayacak, çocukla görüştürülecek. Çocuğun annede mi babasında mı kalması daha uygun düşer. Buna yönelik olarak bir karar verecek. Diğer konuları ele almadan ama yine de nizalıya dönüşmüş olacak ve süre ortalama bir yıla çıkmış olacak. Bir sorunuz var mı yoksa telefon bağlantısı olursa isterseniz şöyle, onlara da. Tabii ki mesela sanıyorum mahkemelerde bu boşanmayı çözebilecek arabulucular var değil mi? Evet. Bu devam ediyor mu yine? Yani hani
bayan psikoloğu mu veya psikiyatrist mi, işte ne bileyim, boşanmaları önleyecek çalışmalar falan, evet, öyle bir girişimler var mı? Şimdi son dönemlerde arabuluculuk, evet, yaygın bir şekilde adliye gündeminde, hukuk gündeminde. Arabuluculara bakıldığı zaman aslında çok da yaygın değil. Yeni yeni kurulmuş bir merciden bahsediyoruz. Evet. Çok yaygın değil. Vatandaşlar da arabulucudan ziyade direkt avukata yöneliyor. Peki anlaşmalı boşanmayı bir tarafa, anlaşmalı olmayan boşanmalar ne kadar sürüyor? Evet, ortalama bir seneyi buluyor. Bir yılı buluyor. İşte tensip zaptı ile birlikte duruşmalara bakıldığı zaman işte tanık dinlenmesi vesaire ortalama bir seneyi buluyor. Esas konulara gelelim isterseniz. Çocuk kimde kalır diye. Velayet. Evet. Şimdi müvekkillerin genel olarak sormuş olduğu sorulardan ilerleyelim isterseniz. Vatandaş geliyor, diyor ki ben eşimle boşanacağım ancak eşim beni tehdit ediyor. Ben çocukları senden alacağım vesaire. Hayır, çocuk 8 yaşına kadar annenin bakımına muhtaç. Bakım ve şefkatine muhtaç. Evet. 8 yaşına kadar olan bir çocuğu anneden almak mümkün değil. Ancak bunun istisnaları var mı? Var. Evet, biraz sonra onlardan da bahsedeceğiz. Çocuğun annenin bakım ve şefkatine muhtaç olduğundan kaynaklı olarak baba ne kadar isterse istesin, ne yaparsa yapsın, çocuğu annesinden ayıramaz. Peki nafaka hususuna gelelim. Yine eşlerin temel problemlerinden biri. Baba anneyi tehdit ediyor. Tamam, çocuğu ben sana veririm ancak nafaka vesaire vermem. Hayır arkadaş, öyle değil bu iş. Alabiliyor değil mi? Çocuğun velayeti anneye geçtiği gibi nafaka sırf anne çocuğa baktığı için anneye de nafaka bağlanır, çocuğa da nafaka bağlanır. Peki ne kadar nafaka bağlanır? Karşısındaki şahsın, davalının, yani babanın, örnek veriyoruz, maaşını, babanın maaşının 1/3 ile 1/4 arasında ortalama nafaka bağlanır. Örnek veriyoruz. Evet, evet. 2000 TL maaş alan bir şahsa ilişkin olarak ortalama 500 ile 750 TL arasında. Ortalama 750 Peki, TL civarına. Çocuk varsa durum ne, nasıl oluyor? Değişmiyor. Çok fazla değişmiyor. Neden? Çünkü bu sefer bir çocuk var ise 350 TL anneye nafaka, 350 TL çocuğa nafaka şeklinde ortalama 700 TL oluyor. 2000 olarak ele alırsak. Çocuk sayısı arttıkça bu sefer çocuğun almış olduğu nafaka yarı oranında düşüyor. Örneğin bir çocuksa 300-350 demiştik. İki çocuksa bu 175'e düşüyor ve yine 350'ye tamamlanıyor. Çocuk sayısı arttıkça nafaka miktarı çocuk için düşüyor. Evet. Evet. O şekilde gerçekleşiyor durum. Peki şöyle, tabii ki mutlaka adliyelerde en çok boşanma nedeni ne? Yani birinci sırada ne var? Şiddeti geçimsizlik mi? Dağıt mı? Şiddet mi? Evet. Şimdi tabii ki geçmişten beri temel olarak boşanma davalarında, dava dilekçelerinde hep şiddetli geçimsizlik yazar. Kaçınılmaz. Klasik. Ancak şiddetli geçimsizlik yazdıktan sonra parantez açılır, sebeplerden bahsedilir. Evet. Yani bütün boşanma sebepleri sanki şiddetli geçimsizlikmiş gibi algılanır. Halbuki değil. Yüzlerce sebep var. Genelde maddi yoksunluklardan kaynaklı olarak boşanma davaları açılıyor. Aldatmaya dayalı olarak son dönemlerde, çünkü sosyal medya hesapları arttıkça bu durumda ifşa oluyor. Tarafların arasındaki ilişkiler ifşa oluyor. Bununla beraber de boşanma dava sayısı son dönemlerde Türkiye genelinde bahsedersek en çok sebeplerden biri de bu sosyal medyanın yaygınlaşmış olması. Evet, son bir yıl içinde oran bazında ne kadarlık bir artış oldu boşanmalarda?
Tabii geçen seneye oranla bu konuyu araştırmadım ben. Evet. Bir sonraki tahmin programımızda tabii ki bunu araştırmış bir şekilde tam doğru rakamları verelim. Ancak geçen senelere oranla tabii ki bu sene artmış durumda. Aslına bakarsanız son 10 yıl içerisinde her sene bir artış söz konusu. Yani Buna birçok sebebi var bunun. Örneğin maddiyatın artış anladım. göstermesi, işte şahısların belirli bir ekonomik özgürlüğe sahip olması da bunlardan sebeplerden birisi. İşte özgürleştikçe bir bayan, az önce erkeği kavgacı olarak göstermiştik. Bu kez de bayandan bahsedelim. Ailesine bakan, asgari ücretle çalışan bir şahsın eşi de işe girdiği zaman bu sefer ne oluyor? Taraflar arasında işte ben özgürüm, bana karışamazsın vesaire. Genelde duyduğumuz şeyler bunlar, boşanma sebepleri. İşte bana karışamazsın, ben arkadaşlarımla gezer, tozar, eğlenirim vesaire filan. Tabii ki eğlenemez demiyoruz ama tadını kaçırmamak şartıyla taraflar arasında boşanmaya sebep olabiliyor bu durumda. Evet. Sevgili Erhan, çok teşekkür ediyoruz. Tabii bundan sonraki süreçte tüketici başta olmak üzere tüketici hakları ve adliyelerde yaşanan diğer önemli konuları seninle buradan aktaracağız. Sevgili izleyiciler, bu arada unutmamışsam tabii hukuksal anlamda ne gibi sorunlarınız varsa sevgili avukat arkadaşımız Erhan Topçu'ya çok rahat ulaşabilirsiniz. 0530 540 56 53 telefon numarası değil mi? Ezberlemişsiniz. Evet, Aynen. evet. 0530 540 56 53 sevgili Erhan'ın numarası. Bu numaradan ulaşıp bilgi alabilirsiniz. Tabii bu haftalık programımızda şimdilik bu kadar diyoruz. Önümüzdeki programda yine hukuksal konuları ve Erzurum gündemini ele almaya devam edeceğiz. Sevgili Erhan, çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza Rica emeğinize ederim. sağlık. Rica ederim. Bu arada numaramı ezberlediğiniz için de ayrıca Evet, teşekkür rica ederim. ediyorum. Hiçbir şey Evet, sağ kaybetmemişsiniz olasın. Evet, bir başka programda görüşmek dileğiyle ana kumanda masasında sevgili Abdullah kardeşim, ben Naci Ergen ve Erhan Topçu mutlu günler diliyoruz. Hoşça kalın. İyi günler.